Gitme ne olur Zeynep. Hadi bu son. Abim gerçekten inandı bize galiba. Allah'ım şükürler olsun. Alo? Ayşe hayırdır bu saatte? Ne oldu? Gülce, senin aileni aramak için kaçıp gittiğini öğrenmişler. Ne diyorsun sen Ayşe? Mürve teyzenin yanında çalışan bir kadın babana gitmiş, her şeyi anlatmış. Ben de babam bugün telefonda biriyle konuşurken duydum. Abindi herhalde, onu anlatıyordu. Baban seni öldürmekten bu yüzden vazgeçmiş. Gerçek ailene, öz babana ulaşabilmeni sağlamak için seni sağ bırakmış Gülce. Gülce, kapatmam lazım. Biri geliyor. Demek abim bunun için buradaymış. Bunu kimsenin bilmemesi lazım. Kimle konuşuyordun? Kimin neyi bilmemesi lazım? Endişelenecek bir durum yok. Tehlikeyi atlattı. Çok sağ ol. Bazı ameliyatlardan sonra böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bir süre müşahede altını tuttuktan sonra hemen normal odaya alacağız. Tekrardan geçmiş olsun. Çok şükür. Çok sağ olun. Güzel kızım. Zeynep.
Benim güçlü kızım. Nerede kaldı bu Halil? Haber de yok. Gülhan? Halil nerede? Hastanede, Zeynep'in yanında. Anlamadım. Kızın bütün ailesi başında değil mi zaten? Niye Halil orada bekliyor? Gencecik kız hastanede yatıyor teyze. Merak etmeyecek misin nasıl olduğunu? Siz iyi etmenin bir yolunu bulmuşsunuzdur nasıl olsa. Halil de sen de pek meraklısınız bu kıza. Teyze, kız ölümden döndü. Evet, döndü. Yani yaşıyor. Ama annen dönemedi. Benim kız kardeşim bu insanlar yüzünden öldü Gülhan. Hayatım, hoş geldin. Hepimiz gerildik, yorulduk. Kırmayın birbirinizi. Ben seni gergin, üzgün görmeye dayanamıyorum. Gel odamıza geçelim biz. Gel. Evli olduğumuzu, yani anlaşmalı evli olduğumuzu. Ya arkadaşımla konuşuyordum da ben. Ona anlatmak zorunda kaldım. Güvenilir bir arkadaşım. Babanla abinin kulağına gitmez değil mi? Yok, yok gitmez. Çok güvendiğim bir arkadaşım. Nasıl durumu? Odaya almalarını bekliyoruz. Ölüyordu hasta. Merak etme. Bir şey olmayacak ona. Sen varsın artık onun yanında. Ben varım. Baban seni öldürmekten bu yüzden vazgeçmiş. Gerçek ailene, öz babana ulaşabilmeni sağlamak için seni sağ bırakmış Gülce. Babamın izini bulmak için beni yem olarak kullanacaklar. Artık ablamı ararken çok daha fazla dikkat etmeliyim. Bu akşamı da kazası belası atlattık ya. Artık sırtımız yere gelmez biz. İnşallah. Hiçbir şeyden haberin yok. Sen de tehlikeye attın. Merhaba. Zeynep Hanım'ı birazdan odasına alacağız. Fakat sonrasında hastamızın yanında sadece bir kişi kalabilir. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben kalırım, siz gidin. Anneciğim sen de çok yoruldun. Sen gittiğinden ben kalırım. Ablam doğru söylüyor.
Bir de senin için endişelenmeyelim. İyi olman lazım. Zeynep'in uyandığını kendi gözlerimle görmeden rahat edemem. Siz gidin. Hem zaten Cemil Zümrüt Hanım'ı artık idare edemez. Hiç değilse yanında kalayım. Gerek yok Merve, lütfen. Hadi, hadi. Tamam anneciğim, sen kal. Ama Zeynep gözlerini açar açmaz haber ver, tamam mı? Ben uyumam bu gece, haber beklerim senden. Olur. Ben bir taksi bakayım. Ben sizi bırakırım. Zahmet olmasın size. Ne zahmeti? Söz verdin. Çözeceksin bu işi. Tamam, tamam. Şş, tamam Suna. Tamam. Çözeceğim ben bu işi, tamam mı? Sen hiç merak etme. Tamam. Hadi sen şimdi git. Bir gören, duyan olacak. Hadi, hadi sen git. Şimdi bunları kimseye görünmeden yerine koyarsam bu iş tamamdır. Naz. Of. Aa, Şehnaz kızım. Anneciğim. Senin ne işin var bu saatte burada? Ben anne öyle bir sanki çığlık sesi gibi bir şey duydum. Dedim acaba annem kabus mu görüyor, şöyle bir bakayım dedim de. Yani odada yoksun, öyle şaşırdım. Su almaya inmiştim de ben çığlık falan duymadım kızım. Herhalde ben kabus gördüm ya anneciğim. Herhalde. Galiba. Ya bembeyaz olmuşsun, betin benzin atmış. Ah kızım git elini yüzünü yıka da bir dua et, uyu. Hadi anneciğim. Ay. Dur, dur. İyi misin? Al su iç. Ay yok. Ay. İyi misin? Hasta mı olacaksın sen? Galiba. Her neyse ben gideyim. Allah sana rahatlık versin. Sana da kız. Sağ ol. Bunu da sabah hallederim artık. Ne yapayım? Ah benim güzel kızım.
canım Zeynep'im. Her şeyi bizi düşünerek yaptığını biliyorum annem. Yaşadıkların, boğuşmak zorunda kaldıkların hiç kolay şeyler değil, onu da biliyorum. Tüm bunları bir anne olarak belki de benim yapmam gerekiyordu. Ama ben senin kadar cesur olmadım. Olamadım. Cesaretini babandan almışsın. Azmini, çabayı olan sevdanı babandan almışsın. Ben onu kaybettim. Ama çok şükür ki sen varsın. Allah'ım senin acını bana göstermesin. Hanımefendi iyi misiniz? Kronik bir rahatsızlığınız var mı? Daha önce, yani birkaç gün önce kalp spazmı geçirdi. Anladım. Ben sizi müşahede odasına götüreyim. Yürüyebilecek misiniz? Yardım edeyim. Siz eşinizin başında kalın. Kontrolden sonra size bilgi verilir. İşinizin başında kalın. Kontrolden sonra size bilgi verilir. Bir dinle beni. Baştan anlatayım sana her şeyi. Ben suçsuzum.
Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Eğer Zeynep'e bir şey olsaydı tavrım çok daha farklı olurdu. Halil Bey dua etsin ki kardeşim iyi. Bir daha böyle bir şey yaşamasına izin vermez. Bak söz. İyi olacak Zeynep. Umarım. Eren. Ben babaanneme bakayım. İyi geceler. Halil nerede? Niye gelmedi hala? O hastanede. Bir şey mi lazımdı? Anlamadım. Ne yapacak orada bu saatten sonra? Hastanede mi kalacak? Sanırım öyle. Ben de gideyim artık. İyi geceler. Of Halil, of! Kalamazsın onun yanında. O kızın yanında kalamazsın. Ben de geldim, dur. Geçmedi yatağına. Zeynep gelmeden uyumam diyor. Sağ ol Cemil. Gerisini artık biz hallederiz. Senin de işinden gücünden ettik. O nasıl söz? Zeynep Hanım nasıl? İyi. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Ben artık gideyim. İyi geceler. İyi geceler. Zeynep! Zeynep geldi mi? Zeynep! 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 Babaanneciğim, Zeynep birazcık rahatsızlanmış, ateşi çıkmış, hastaneye götürmüşler. Ama ben gittim gördüm, gayet iyiydi. Sen merak etme, annem de yanında zaten. Ay, doğru mu söylüyorsun? Ben rüyasını gördüm. Başına bir şey gelmiş olmasın Zeynep'imin? Hayır babaanneciğim, gayet iyiydi. Şimdi uyuyordur ama sabah istersen bir görüntülü ararız. Sen de görmüş olursun, olur mu? Söz mü? Söz tabii babaannem. Ama sen şimdi böyle uyumazsan, Zeynep seni sabah yorgun görürse çok üzülür. Sen şimdi yat birazcık dinlen, olur mu? Tamam. Ama ne olur erkenden arayalım, tamam mı? Tamam, tamam. Sen merak etme. Hadi gel yatalım. Tamam. Hadi aç gözlerini. Yalancı değilim. Ama sen gerçekleri göremeyen bir körsün. Bak bir hata olmalı. Mesaj telefonda. Telefonumu bulmama izin versen göreceksin yalan söylemediğimi. Thank you.
Eğer hala abin için endişeleniyorsan merak etme. Bence hiçbir şey anlamadı. İyi idare ettik. Öyle. Öyle ama yine de rahat etmiyor içim. Saatin kaç olduğunun haberin var mı senin? Uyuyup dinlenmen lazım. Ne kadar yorgun olursan hataya o kadar açık olursun. Doğru diyorsun. Tamam, uyuyacağım söz. Tamam. Tuvalete gidip geliyorum. Geldiğimde uyumuş olacaksın, tamam mı? Tamam. Başına açtığım dertler yetmiyormuş gibi. Gece de uyutmuyorum adamı. Allah'ım sen Yusuf abimden koru. Of! Nevin annenin karşısında öldüm öldüm dirildim ya. Hayır zaten şu Gülce'yi evden göndermezsem bu Suna beni zaten öldürür. Of! Nasıl çıkacağım ya ben bu işin içinden? Şehnaz, uyumadın mı sen hala? Sana kolay tabii Osman Bey. Sunan'ın nefesi ensemde. Gel de yat. Yeter artık Şehnaz. Sonunda hakikaten başına bela alacaksın bu gidişle. Yusuf'un Suna'ya bakacağı mı kaldı? Adam evlendi zaten. O iş öyle kolay değil Osman. Onca altın borcu ne olacak? Bir yolunu bulur hallederiz. Sen git yarın Sunalara. Bu mesele kapandı. Borcum da borçta çıkışın içinden. Suna benim derimi yüzer, derimi. Her şey yolunda mı? Ağrı kesici iğne yapmam gerekiyor. Narkozun etkisi geçmiş olabilir. Tekrar ağrıyı hissedebilir. Tamam, ben de serumun bittiğini söyleyecektim. Bu arada Tülay Hanım nasıl? Korkulacak bir şey yok. EKG çekildi, sakinleştirici verdik. Rahat rahat uyuyor. Hiçbir şey atlanmasın. Her şey eksiksiz yapasın, olur mu? Merak etmeyin, eşiniz de iyiye gidiyor. Eşim değil. Affedersiniz, evlisiniz sanmıştım. Yarın gitsem konuşsam abimle. Yusuf'un hiçbir şeyden haberi yok desem. Senin bu gece uyuyacağın yok. Al iç, rahat rahat uyursun. Teşekkür ederim. Çocukken sıcak süt içmeden uyuyamazdım. Şekersiz ama değil mi? Evet. Ama seninkine koydum. Fark ettim. Sağ ol. Gülce. Dükkanda düşürdüğün tek küpe. Senin için çok mu önemli? Bir çocuğun
içtiği ılık süt kadar. Yoksa uykunu kaçıran şey o mu? Yok. Sen de süt ister misin? Getireyim mi? Yok, uykusu kaçan sensin. Babanla balık tutmaya gideceğiniz zaman sen de uyuyamazmışsın yani. Hatırlıyorum. Anlatsana biraz. Nasıl biriydi baban? Harika biriydi. Hastanedesin. Yaptı. O ezmeye çalıştı beni. Tamam. Tamam. Oradaydım. Ama geçti. Korkma. Yanındayım. İyi misin?
Saat kaç oldu, hala orada. Sabaha kadar başında mı bekleyecek, anlamadım ki. Songül Hanım, bir isteğiniz var mıydı? Yoksa odama gideceğim izninizle? Aman git. Sanki normalde çok işe yarıyorsun Asu. Allah Allah. Niye carladı ki şimdi bu? Getirdim beni hastaneye. Ben Bülent'in yanına gittim aslında ama... Şşş. Ben her şeyi biliyorum. Şimdi güzelce dinle. Telefonu tarlada düşürmüşsün. Bunun sende ne işi var? İşçiler bulmuş, onlardan aldım. Bak, şimdi sana ablama attığım mesajı göstereceğim. Anlayacaksın suçsuz olduğumu. Ben mesajı yazmışım ama ablama göndermem. Gerek yok. Her şeyi biliyorum dedim ya. Suçsuz olduğunu da biliyorum. Dinlen artık. Abinle konuşuyor. Bağırıp çağırdı bir ara. Ne olduğunu anlamadım ama elini çabuk tut diye gürledi. Dikkatli ol.
Ne demek kız bir şey yapmıyor? Vallahi ben de bilmiyorum baba. Belki de bir şeyden şüphelenmiştir, o yüzden bekliyordur. O zaman sen bekleyeceksin artık. Ne yap? Et, görevini yerine getir Hakan. Baba ben zaten... Yeter, çocuk gibi bahane uydurma bana. O kızın babasını da, ailesini de, kalanını da bulmadan arama bir daha. Gülce, senin yüzünden babama rezil oluyorum. Ama ben sana ne yapacağımı biliyorum. İşte böylece ben de her şeyi öğrenmiş oldum. Ve sen de... çok şükür kurtulmuş oldun. Değdim peki. Bana bu yaşattıklarına değdi mi? Eğer beni en başından dinleseydin, kulaklarını tıkamasaydın, belki bunların hiçbiri gelmeyecekti başıma. Eğer sen de Bülent olayını bana başından anlatsaydın, onun kurduğu oyunu bana... Anlatsam ne olacaktı? Ne olacaktı? O fotoğraflar eline geçtikten sonra neye inanmak istiyorsan ona inandın sen. Ne yapsaydım? Hı? Benim yerimde olsan sen ne yapardın? Sakın. Sakın bizi kıyaslamaya kalkma. Biz çok farklı insanlarız. Öyle söylemiştin bana, hatırlıyor musun? Haklıydın. Bambaşkayız biz. Çünkü ben senin yerinde olsam seni dinlerdim. Öyle astığım astık, kestiğim kestik hareket etmezdim. Sen susadın mı? Tamam, birazdan hemşire gelir. Neredesin Halil? Niye hala dönmedin?
Hastamız uyanmış ha? Evet evet, birkaç dakika oldu. Ben sizden su isteyebilir miyim? Maalesef bir süre daha içemezsiniz. Birkaç yudum içeyim bari. Boğazım kurumuş, yutkunamıyorum. Üzgünüm. 2 saat daha sabretmeniz gerekiyor. Kendini biraz gereksiz yordu. Ondan da böyle susadı. Ben hemen geliyorum. Siz yardımcı olur musunuz? Diğer ressamın refakatçisi yok, ona yardım etmem lazım. Biraz biraz dudaklarına süreceksiniz. İstemiyorum, gerek yok. Hayatım boyunca tanıdığım en iyi insansın sen. Benim yüzümden başına bir iş gelirse asla affedemem kendimi. Asla. İstemiyorum. Gerek yok. Biraz daha böyle öksürmeye devam edersen dikişlerini patlatacaksın. Dön bana. Bana dön. Ederim. Serumun bitiyor.
bitiyor. Ben hemen geliyorum. Ama ben de Songül'sem bunun hesabını sorarım sana. Düşmanımızın başında nöbet tutmak neymiş göster. Merak etmeyin, eşiniz de iyiye gidiyor. Eşim değil. Affedersiniz, evlisiniz sanmıştım. Saat geçmiş. Serum da bitiyor. İlaç saati de geldi. Saat oldu. Su da içebilirsin artık. İlacını da içmen lazım. Yeterli mi?
Teşekkür ederim. Ama gerek yoktu, kendim içerdim. Olsun. Annemler biliyor mu burada olduğumu? Kaza yaptığımı söyledin mi? Öğrendiler. Zaten hemen geldiler. Annem nasıl peki? Daha kendi yeni hastaneden çıkmıştı. Ne haldedir şimdi, kim bilir? Merak etme. Kardeşlerin döndüler eve. Ama annem burada, yan odada dinleniyor. Peki, senin kazadan nasıl haberin oldu? Peşine düşmüştüm dedim ya. Yani önce sebep oldun, sonra da çare. Kendine hiç pay çıkarmıyorsun değil mi? O Bülent denen adam sana ilk mesaj attığında gelip bana söylemeliydin. Yine yargısız infaz yapıyorsun. Nedenin niyesini sormuyorsun bile. Ben senin başına iş almandan korktum. Seni korumak için sustum. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Bir daha böyle şeylere kalkışma. İyi, kalkışmam. Şimdi izin verirsen dinlenmek istiyorum. İyi. Dinlen sen. Kötü bir şey yapmadım ki. Hala yalan söylüyorsun. Peki. Sen bilirsin. Ama sen gerçekleri söyleyene kadar, yaptığını kabul edene kadar buradan çıkmayacaksın. Öyle bir gerçek yok. Hem beni ne kadar tutabilirsin ki burada? Ne kadar istersem o kadar. Ne? Ben senin başına iş almandan korktum. Seni korumak için sustum.
Bir öylesin bir böyle. Hangisi sensin? Hangisi gerçek halin? Bir de. Seni kolumdan tutup getireceğim. Belli ki. Songül Hanım kahvenizi... İçmeyeceğim. Nereye gidiyor bu sabah sabah ya? Ama giderse gitsin. Barut gibi zaten. Ben de kahvesinden içerim. Oh. Kabus görüyordun galiba. Çırpındın biraz. Serumun çıkacaktı. Yastık mı rahatsız etti? Ben başka bir tane isteyeyim. Pardon. Zeynep Aslan'ın oda numarasını öğrenebilir miyim? Bir kontrol edeyim. 307 numarada. Buraya bırakıyorum. Acilde toplu yaralanma vakası var. Hemen gitmem gerekiyor. Thank you.
Yavaş.